Merhaba değerli dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ekrem Yılmaz Kalafatoğlu. Yeni bir motokurye günlüğü videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere motokuryelik hakkında çok değerli bilgiler vereceğim. Umarım güzel ve faydalı bir video olur. Videomuz başlasın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, paketimizi aldık. Şimdi paketimizi teslim etmeye gidiyoruz. Şurada sol tarafta bir yere teslim edeceğiz. Bugün sizlere kuryelikte olmazsa olmaz lazım olan ekipmanlardan bahsedeceğim. Çok değerli bilgiler. Ben bunu kuryeliğe başlamadan önce çok araştırdım. Böyle çok güzel videolar bulamadım. O yüzden eksik olduğunu düşündüğüm için bu ekipmanlardan bahsedeceğim. Kolay gelsin. Hoş bulduk abi. Giremiyor muyuz? Neyse, burasıymış B blok. Evet, böyle sıkıntılar da var. Şu A blok olsa ta oraya kadar yürüyeceğiz. Evet arkadaşlar, B blok burası Allah'tan. Yoksa şu bloğa kadar yürüyeceğiz. Kuryelikte bazı sitelerde böyle sıkıntılar var. Kuryeyi alıyorlar, motorunu almıyorlar. Yapacaksa, bir şey yapacaksa kurye yapacak. Motor mu yapacak sanki? Motor girse ne olacak? Trafiğe kapalı bir alan değil sonuçta. Neyse. Bayağı bir bekletti bizi. İyi akşamlar. Sipariş sizin de değil mi? Şöyle teslim edeyim. Kredi kartı ödeme sanırım. 684 TL. Temassız var değil mi? Alayım kartı. İnternet biraz yavaş çekiyor burada herhalde. Afiyet olsun, iyi günler. Evet, siparişi teslim ettik. Hemen yeni bir sipariş attı. Evet, yemek sepetinde kredi kartıyla ödeme var. Kredi kartıyla ödemeyi sadece temassız gerçekleştirebiliyorsunuz. O da kendi telefonunuzda NFC özelliği olması gerekiyor arkadaşlar. Karşı taraf bazen şöyle söyleyebiliyor. Kredi kartını, yani iki kişi ayrı, üç kişi ayrı ödeyeceğiz diyorlar. Böyle bir olanak yok. Kredi kartı ile ödeme yapamıyorsa nakit olarak alabiliyoruz. Şimdi bir dahaki pakete gidelim. Kolay gelsin abi. İyi akşamlar. Arkadaşlar, videomuz son hızıyla devam ediyor. Biz de pakete son hızla devam ediyoruz tabii ki de. Bir önceki videomu izlemeyenler için söyleyeyim. Şu anda Ankara'da Bağlıca bölgesinde kuryelik yapıyorum. Yemek sepeti firmasında. Trafiğin yoğun olduğu saatler. Şu an saat 7.30 civarı. Şöyle. Şimdi paketimizi almaya gidiyoruz. Şöyle otobüs hareket ederken çok fazla sağına soluna girmemek lazım. Çünkü kör noktası çok. Otobüs şoförünün sizi görmesi olanağı çok düşük. O yüzden genelde otobüsün uzağından hareket ediyoruz. Şuradan yukarı doğru gidelim. Paketimizi alalım. Sonra konumuza devam edelim. Bak, görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle yol sizin olmasına rağmen hiç görmüyormuş gibi atlayan insanlar çok fazla denk geliyor. O yüzden gözünüzü 4 değil 8 açacaksınız arkadaşlar. Kuryeliğin zor taraflarından bir tanesi bu. Trafiğe çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle şuradan içeriye girelim. Paketimiz büyük ihtimal hazırdır. Alalım, çıkalım hemen. Selamünaleyküm. Girem tamam herhalde. Tamam. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, yoğun saatlerde böyle paket hazır oluyor. Alıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Ama böyle sakin saatlerde lokantaya, restorana, pastaneye geldiğinizde genelde paket hazırlanmasını bekliyorsunuz. Özellikle yemek sepetinde bazen böyle 10 dakika, 15 dakika beklemeler oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi konumuza dönelim arkadaşlar. Olmazsa olmaz ekipman. Öncelikle esnaf kuryelik için, özellikle yemek sepetinde çalıştığım için yemek sepetinden bahsediyorum. Yemek sepetinde Android telefon olması şart. iPhone telefonlarla çalışamıyorsunuz ne yazık ki. NFC özelliği iPhone telefonlarda çalışmıyor. Huawei ve iPhone'larda NFC özelliği ülkemizde çalışmıyor.
Yani kredi kartıyla ödeme aldığınız için Yemek Sepeti'nin uygulamasında çalışmıyor ne yazık ki. O yüzden Android telefon, iyi bir telefon almanızı tavsiye ederim. Yani NFC özelliği olan en ucuz telefonu almayın. Çünkü çok sıcaklarda ve soğuklarda çalışıyorsunuz. Ben çok soğuk havada çalışmadım ama çok sıcak havada gerçekten telefonunuz alev alacak gibi çalışıyor. Kötü bir telefon olursa o telefonunuz yani arıza vermesi işten bile değil. O yüzden iyi bir kaliteli bir Android telefon. Onun haricinde tabii ki de iyi bir kask. Yani iyi bir kask dediğim çok kaliteli bir kask olmasın tabii ki de. Çünkü kuryelikte kaskınızı böyle çıkartıyorsunuz, arada gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Kaskınız çalınabilir. Böyle çok göze batan bir kask olmasın ama korunaklı bir kask olsun. Benim tavsiyem full face bir kask olsun. Çene açılır kasklar kuryelikte daha avantajlı. Ama yani full face kasklar da daha güvenli. Bir motorlu kazalarda yere düştüğümüzde ilk vurduğumuz yer çene kısmımız. Gerçekten asfalt sert arkadaşlar. Yani şu motordan 20 km 30 km hızla bile giderken düşseniz, çenenizi vursanız çeneniz dağılır. O yüzden çene açılır bir kask kullanıyorsanız yolculuk yaparken çenesini kapatmayı unutmayın. Kasklarda da şu güneş vizörü özelliği olursa iyi olur. Çünkü güneşin altında güneş gözlüğü gerçekten çok işe yarıyor. Benim kaskımda o güneş gözlüğü kısmı yok. Kendim ayrıca güneş gözlüğü takıyorum. O da iş görüyor. Yani bugüne kadar sıkıntı yaşamadım ama güneş gözlüğü de kullanacaksanız kenarlarının metal olmamasına dikkat edin. Metal kısımlar böyle kulak kısımlarınızı, kaskın içine geçen kısımları acıtıyor. Plastik olması gerekiyor. Bu paketi de bırakalım. Sonra konumuza kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Kolay gelsin abi. Evet arkadaşlar, daha deminki sitede almadılar. Bu sitede içeri bak motorlu alıyorlar. Motorun ne gibi bir zararı olabilir ki? Sonuçta trafik olan bir yer. Tabii bunu suistimal eden, böyle uygunsuz şekilde park eden insanlar ya da uygunsuz davranışlarda bulunan insanlar olabilir. Merhaba. Şey mi? Basabilirsiniz de beni kaçmayacak. Hemen basalım. İptal. İnşallah yukarıda açar. Benim müşteri ama hemen bastı. Anında bak, bekliyor adam. Aç. Aynen adam, adam. Acıkmış. Bizi görse de iyisi. İyi akşamlar, kolay gelsin. İyi akşamlar, sipariş sizin değil mi? Rica ederim. Afiyet olsun, iyi günler. Bakın arkadaşlar ne kadar kibar insan. Güzelce teşekkür ediyor. Siparişini alıyor. Ya, sipariş atmadı arkadaşlar. Siparişler biz gidip gelene kadar durdu herhalde. Ama dışarı çıkalım, biraz hareket edelim. Sipariş atacağına inanıyorum. Teşekkürler, iyi akşamlar. Normalde arkadaşlar siparişi aşağı indiğimde teslim edildiği giriyorum. Şu an asansörde çekmiyor. Sipariş atarsa şu an siparişi göremiyorum internet çekmediği için. Gelin. 8'e mi? Yanlış mı olmuş? Hayırlısı ya. Bir de el kalabalık olunca zor oluyor. Sabır diyoruz. Hele de böyle son sipariş olunca var ya, daha çok çıldırıyor. İyi akşamlar, kolay gelsin. İşte kuryeliğin aksi yanları, bazen numara yanlış çıkabiliyor. Yanlış kata siz çıkabiliyorsunuz. Gerçekten böyle can sıkıcı olaylar oluyor. Zaten böyle uzun saatler çalışınca insan bir müddet sonra bazen böyle bunalıyor. Sıcaktan bunalıyor, çalışmaktan bunalıyor, işi rast gitmiyor, bunalıyor. Böyle ufak tefek sıkıntılar da yaşayabiliyoruz. Evet arkadaşlar, telefonumuzu aldık. Telefonu aldıktan sonra ne gerekli? Tabii ki de powerbank. Olmazsa olmaz. Benim tavsiyem 20 binlik bir powerbank alın. 20 binlik powerbankler yani 2 gün şarjınızı doldurur. Bazen gece geç geliyorsunuz, sabah erken gidecek oluyorsunuz. O gece arasında powerbankinizi şarj etmeyi unutursunuz, bir daha gününüze gelir. O yüzden kapasitesi 20 binlik olsun. 30 binlikler de olabilir ama onlar çok büyük oluyor. Böyle cebinizde, yani yeleğinizin cebinde taşımak sıkıntılı oluyor. Bu arada sipariş atmadı. Merkeze doğru gidelim. Sipariş attığında görüşürüz. Evet.
Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Siparişimizi aldık. Paketimize gidiyoruz. Evet arkadaşlar, saat 8'i geçti. Bu saatler akşam yemeğinin, böyle akşam siparişlerinin yoğunlaştığı saatler. Nerede kalmıştık? Telefonumuzu aldık, powerbank'imizi aldık, kaskımızı aldık. Evet, olmazsa olmazlardan bir tanesi de kuryelikte yağmurluk arkadaşlar. Yaz kış demeyin, yağmurluk şart. Şu benim motorumun selezinin altında her zaman bir yağmurluk sabit duruyordur arkadaşlar. Yağmurluk alırken şuna dikkat edin, bu balıkçı yağmurlukları var ya, dize kadar olan, o yağmurluklardan almayın arkadaşlar. 600 takım olan yağmurluklar olsun. Çünkü hem pantolonu koruyacak hem üstünüzü koruyacak yağmurluk olması şart. Ben Trendyol'dan bir yağmurluk aldım. Üste resmini koyarım. Bu tarz bir yağmurluk alabilirsiniz. Böyle kaliteli bir şey de alayım diyorsanız Decathlon'dan alabilirsiniz. Decathlon ürünleri gayet kaliteli oluyor. Gidip Decathlon'a da bakabilirsiniz. Ben zaten kuryeliğe başladığımda böyle çok yağmurlu dönemlerde başladım. Gerçekten böyle haftalarca süren Ankara'nın böyle en şiddetli yağmurların olduğu dönemde kuryelik yaptım. Yağmurda çalışırken yağmurluk şart. Hatta su geçirmez. Ayakkabı da şart. Benim ayakkabım suya dayanıklı bir ayakkabıydı. Böyle su geçirmiyordu ama böyle saatlerce yağan yağmur sonrası artık su alıyordu. Ondan sonra artık selenin altına bir tane de yedek ayakkabı ve çorap da koydum. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. İyi bir su geçirmeyen ayakkabı. Hava koşullarına göre taşımayın arkadaşlar bunları. Çünkü şöyle bir sıkıntı oluyor. Bu sene gerçekten başıma çok geldi. Böyle %0 yağmur yazan günde yağmur yağdı. %80-90 yağmurlu gösterdiği günlerde de yağmur yağmadığı günler oldu. Hava durumuna aldanmayın. Ankara'da gerçekten bu sene hava tahmin raporu çok değişik gerçekleşti. Evet, yağmurluğumuzu da aldığımıza göre sıradaki eşyamız telefon tutucu arkadaşlar. Ben telefon tutucuyu Ankara'da YİBA çarşısından gittim. Baka baka aldım. Bu su geçirmediği için bunu aldım. O dönemler gerçekten çok yağmur yağıyordu. Şu an yağmur falan yok. Yaz aylarındayız ama hala işimi görüyor. Ben memnunum. Bu tarz alabilirsiniz. Ya da böyle açık telefon tutucular da alabilirsiniz. Açık telefon tutuculardan telefonu çıkartmak, takmak daha kolay oluyor. Hatta altında da böyle delik falan açtım. Powerbank'ten bazen böyle kablosunu uzatıyorum. Aşağıdan hem şarj edip hem telefonum buradayken kullanıyorum. Kamerayı yavaş yavaş böyle gece moduna almam lazım. Hava kararıyor. Görüntü böyle size daha net gelmesi için birazdan gece moduna da alırım. Gece moduna alayım, sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, telefon tutucumuzu da aldığımıza göre şurada siparişi bırakmaya gidelim. Sonra konumuza devam ederiz. Bir müddet sonra böyle adresleri öğreniyorsunuz. Ama alan büyük olduğu için her türlü telefon navigasyonuna ihtiyaç duyuyorsunuz. Şöyle bakın adresi. Bakayım. Heh, buradan giriyorduk. Evet, asansör böyle. Hemen geldiğiniz katta olunca çok iyi oluyor. Buraya ilk defa geliyorum. Demek ki bu taraftan giriyoruz, bu taraftan çıkıyoruz. Çift kapalı asansör. İyi akşamlar. Sipariş sizin de değil mi? Afiyet olsun. Asansöre böyle cam yapmaları da güzel olmuş. Manzara eşliğinde asansörde yolculuk ediyoruz. Evet arkadaşlar, teslimatı onaylayalım. Bakalım yeni sipariş atacak mı? Sizce hemen sipariş atacak mı? Atmayacak mı? Tuşluyoruz. Atmadı. Evet. O zaman yolculuğa devam. Yeni sipariş attığında görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, herkese selamlar tekrardan. Yeni bir siparişe doğru giderken konuşmamıza devam edelim. Evet arkadaşlar, olmazsa olmaz malzemelerden bahsederken olmazsa olmaz ekipmanlardan bir tanesi de arkadaşlar, kışın için söylüyorum, elcik ısıtma. İyi bir elcik ısıtma alıp elektrikçiye taktırıp
elci kısıtma olmazsa olmaz. Şuraya gelelim, paketimizi alalım. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, paketimizi aldık. Bakın, paketi böyle koyuyorum. İçeceği de böyle koyuyorum. Araya da ıslak mendili koyuyorum. Paket yerinden kesinlikle oynamaz. Normalde boşluk kaldı mı, çok hareketli olduğumuz için paket sürekli yerinden oynayabiliyor. Adresimize bakalım. Evet arkadaşlar, kış aylarının ekipmanlarından bahsederken bakın, bu elci korumalardan kesinlikle şart, lazım. Dediğim gibi ben yazın da zaten çıkartmıyorum. Yağmur falan yağdığında bu çok güzel oluyor. Yağmur geçirmiyor, elleriniz böyle kupkuru kalıyor. Bunun haricinde ayrıca böyle diz örtüsü var. Böyle soğuk havalarda diz örtüsü de kullanıyorum. Böyle dizlerinizi falan koruyor soğuktan. Zaten böyle dizleriniz çok fazla soğuk yedi mi böyle ileride rahatsızlıklar çıkartabilir. O yüzden hem soğuk havalarda böyle hem dizlikli pantolon hem de diz örtüsü gayet sıcak ve güzel tutuyor. Bunların haricinde böyle olursa iyi olacak ekipmanlar da var. Bunlardan bir tanesi de intercom. Arkadaşlar, intercom gerçekten hayatınızı çok kolaylaştırıyor. Böyle sürekli paket attığınız için böyle telefon görüşmelerini genelde ben intercom'dan yapıyorum. Intercom'u bilmeyenler için söyleyeyim. Böyle kaskın içerisine kablolarla yerleştirilmiş kulaklık sistemi. Böyle adres tarifinde navigasyonun konuşması olsun. Ayrıca telefon konuşmaları olsun. Müşteriyi arıyorsunuz, kaskı çıkartmak zorunda kalıyorsunuz mesela telefonla konuşmak için. Gerçekten bu tarz konuşmalarda intercom %100 işinizi görüyor. Benim tavsiyem KNE Master ya da Chrome Micro gibi güzel markalardan almanız. Ama kurye arkadaşlara baktığımda böyle ucuz intercomlar kullandıklarını da gördüm. Onlar da iş görüyordur diye düşünüyorum. Ama hiç test edip denemedim. Evet, adresimize geldik. Bu paketimizi de teslim edelim hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar, bakın paketi çıkartmadan önce zile basıyorum. Müşteri kapıya gelip açana kadar biz de paketi çıkartıyoruz. Zamandan tasarruf. İyi akşamlar, kolay gelsin. İyi akşamlar. Sipariş sizin de değil mi? Kredi kartı ödeme seçmişsiniz sanırım. 586,73 TL. Tamamdır. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Ödemeyi onayladık. Hemen yeni bir paket daha attı. Evet arkadaşlar, bu paketimizi de attığımıza göre videomuzu artık burada sonlandırabiliriz. Umarım güzel ve faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Sizin de böyle önereceğiniz, bahsetmemi istediğiniz bir konular varsa yorumlara belirtin. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.